Evet, öncelikle depremi duyunca ayın 6'sında, Şubat 6 Şubat'ta tabii uyandık hepimiz beraber, vakıf olduk deprem olduğuna. Saat 4.17'de oldu deprem ve biz önce burada hemen bir toplantı yaptık belediyemizde o sabah. Kriz masasını topladık. Ne yapabiliriz diye. Dedik ki tabii önce biliyorsunuz bu türlü afetlerde yardımlar öncelikle bölgemizde toplanmaya başlandı. Onu koordine etmek için kaymakamlıkla beraber Herodot Kültür Merkezi'ni yine aynı şekilde ayarladık. Yangınlarda olduğu gibi. Tabii o zaman biz yangınlarda yardımları kabul eden taraftaydık. Şimdi de toplayıp sevk eden tarafta yer alacaktık. Öncelikle onu bir kere hemen aramızda konuşup organize ettik. Bizim hepimizin de duyduğu Hatay'da çok büyük yıkım olduğu noktasındaydı. Biz de oradan hemen İskenderun'a, arkasından Arsu'da gittik ve gördük ki o bölge İskenderun'da da ciddi bir yıkım var. Arsu'da da tabii ki yıkım var. Daha ikinci gündü, henüz daha ekipler oralara ulaşmamıştı. Herkes kendi imkanlarıyla enkazlardan kendi yaralılarını ya da cenazelerini çıkarmaya çalışıyordu. Ama ikinci günden itibaren arama kurtarma ekiplerimiz, bizim de mesela sadece Bodrum'dan 3 tane ekip gitti oraya. Hem AKUT ekibimiz, Bodrum AKUT, hem 911, hem de mahalle afet gönüllüleri ekiplerimiz zaten bölgeye ikinci gün ulaşmıştı ve onlar da bulabildikleri, erişebildikleri enkazların altından oradaki vatandaşlarla beraber yaralı ya da işte cenazeleri aramaya başladılar zaten. İkinci günden itibaren bunlar başladı. Tabii çok geniş bir alana yayılmış bir deprem. Çok büyük bir yıkım var. Antakya'yı yani ben ilk gördüğümde şok geçirdim. Çünkü Antakya diye bir şey kalmamıştı. Daha önce de gittiğim bir yer çünkü. Sonrasında Maraş ve Adıyaman'ı da tabii ziyaret ettim. Oralarda da aynı şekilde. Tabii biz kent merkezlerinden bahsediyoruz. İşte biliyorsunuz yine Şanlıurfa'nın belli bir kesiminde, Adana'da yıkım var. 10 ilde yıkım var. Malatya'ya kadar. Elazığ'da en son deprem bölgesi ilan edildi biliyorsunuz. Onun da belli kesimlerinde yıkım var tabii ki. O yüzden çok büyük bir coğrafya, çok geniş bir alan. Yani arama kurtarma çalışmaları yapmak hiç kolay değil. Çünkü devasa binalar, tuzla buz olmuş binalar olduğu gibi yıkılmış. Yani oralarda iş makinalarının, vinçlerin, kurtarma ekiplerinin oralara ulaşabilmesi, birdenbire orada faaliyet göstermesi kolay bir şey değil. Yani hani eleştirirken de hani biraz böyle orayı görmüş olmak lazım. Bizim belediyeden de tabii ki ben oraya gittikten sonra oradaki tabloyu görünce hemen talimatı verdim. Araç, gereç, malzeme yola çıktı. Şimdi ilk gittiğimizde biz hemen İskenderun Arsuz arasında bir tane antrepo tuttuk. Belediyeyle beraber, Arsuz Belediyesi ile beraber. Ve oraya Bodrum'dan gelen bütün yardımları hemen yönlendirdik. Yani çünkü tamam çok büyük bir yıkım var. İnsanlar halen daha can derdinde. Ama aynı zamanda hava soğuk, yağış vardı ilk gün. Ve insanların barınma ve kıyafet ve gıda ihtiyaçları var. Çoluk, çocuk, hamile, yaşlı, yatalak, herkes sokakta. Yani o tabloyu bir daha hayatınız boyunca unutamayız herhalde. Yani öyle bir tabloyu yani göremezsiniz. Yani kavimler, kuşaklar görmemiştir. Sonunda tabii biz hemen buradan araç, gereç, ekipman, onları da istedik. Personel istedik. Ve o depoya bizim Bodrum'dan gelen yardımlar toparlanmaya başlandı. Hemen de dağıtıma da gönüllüler vasıtasıyla başladı. Çünkü gönüllülerimiz bizim inanılmaz çalıştılar. Kendi 4x4 araçlarıyla, minibüsleriyle gelmişlerdi, kamyonetleriyle. Hemen oraya inen malzemelerden arabalarına doldurup sokak aralarına dağıldılar, mahallelere dağıldılar. Oradaki insanlar çünkü böyle o soğukta, yağışta, çadır yok, barınak yok, arabası olanlar arabasının içerisinde, diğerleri sokakta. O insanlara hemen Bodrumlu gönüllülerimiz yetiştiler. Bodrum'dan gelen malzemelerin hepsini biz organize ettik. Depomuza indirdik. Gönüllüler vasıtasıyla indirdik, tasnif ettik ve dağıtımını başlattık hızlı bir şekilde. Öyle geldi ki arkadaşlar, bizim zabıtalarımız, sonradan oradan yavaş yavaş tabii gönüllüler, öğretmenler, herkes oraya geldi.
Ve o depoyu beraberce artık operasyon yapmaya başladık ki, ama biz şunu yaptık, daha ikinci gün mobil mutfağımızı kurmuştuk. Kim sayesinde? Mesela kendi belediyemizin mobil mutfağını kurmuştuk. Ayrı zamanda da Çağdaş İnşaat hemen tırını göndermişti. Hemen onların tırını da kendi şu anda kurduğumuz kamp alanına koyduk. İlk onu koyduk zaten. Çünkü bir baktım ben, bir bölgede yüzlerce araba var. İnsanlar arabalarında yaşıyorlar. Yemek falan hiçbir şey yok. Ortada bir tane expo alanı var. Orada yaklaşık 20-30 dönümlük bir alan vardı. Böyle mıcırlı bir alan. Dedim ki arkadaşlar, biz buraya hemen bunu kuralım. Ve biz, kimse yoktu daha. Biz oraya tırımızı kurmuştuk ve yemek vermeye başlamıştık. Bu arada Bodrumlu Aşçılar Derneği'ne de, Tekne Aşçıları ve Otel Aşçıları Derneği'ne teşekkür ederim. Yani onlar yaklaşık hemen 16-20 tam sayısını hatırlamıyorum arkadaşlar, geldiler. Ve birdenbire ikinci gün yemek çıkarmaya başladık biz orada. Birdenbire biz yemek çıkarınca, sıcak yemek, bütün o bölge, zaten bizim şu andaki kamp alanımızın olduğu bölge yavaş yavaş dolmaya başladı. Yani orada çabuk aksiyon aldık. Hemen iki mutfak kurduk. İki mutfak kurduk söyleyeyim. Ve bir mutfağın bir tanesi depodaydı. Bir mutfak kamp alanımızdaydı. Oradan hizmet vermeye başladık. Kamp, depo niye önemli? Çünkü bize alo dediler. Biz, başkanım şu plakalı şu şoförle tır gönderiyoruz. İrtibat bu. Biz orada alo gel indirdik. Yani Bodrum'dan gönderilen hiçbir malzeme heba olmadı. Bodrumlar bu konuda müsteri olabilirler. Çünkü orada irtibatları vardı, irtibatları bizdik. Biz çok erken gittik. O bir şanstı bizim için. Mahallelerde dahi sıcak yemek vermeye başladık. Pazar yerlerinde, işte park alanlarında, yeşil alanlarda, o insanların toplandığı çadırlarını ya da arabalarını getirdiği alanlarda. Çünkü binalardan uzak alanlarda yaşıyorlardı insanlar. Oralarda biz de hizmet vermeye başladık. Aşçılar Derneğimizin personeliyle, gönüllülerle beraber, belediye personeliyle beraber bu hizmeti vermeye başladık. Ama bir taraftan da biliyoruz ki yani bu iş çok uzun sürecek. Oradaki konteyner kentimizi oluşturmamız lazımdı. Oradaki yerel belediyemizle, aynı zamanda kaymakamlığımızla, Arsus Kaymakamlığı'yla ve İskenderun Ticaret Sanayi Odası'yla ortak bir şekilde ve Hatsu'yla, Hatay Büyükşehir Belediyesi'yle, özür dilerim, Hatay Büyükşehir Belediyesi'yle beraber orada o konteyner kenti, yani toplam 24 bin metrekare birinci etap, ikinci etapta 5 bin metrekare, toplam 30 bin metrekare civarında bir konteyner kent için hemen çalışmalara başlamıştık. Biz de belediye olarak bir 200 civarında mağdur vatandaşımızı depremzedeyi, biz de belediye olarak şu anda bazı otellerde misafir ediyoruz. Ama bu tabii ki belediyenin sadece yapabileceği bir iş değil. Bu iş tamamen devletin ve hükümetin bu işi bir an önce ele alması gerekiyor ki, aldı, kayıt altına alıyor şu anda. AFAD'ın bence otellerin sürdürülebilirliği için bir an önce demesi lazım ki, kardeşim elektriğiniz, suyunuz, yemeklerinizi ben karşılıyorum devlet olarak. Ki bu kadar yardım toplandı. Yani işte dün gördük, 115 milyar TL gibi bir yardım toplandı. Bu yardımların hemen mağdurların, şu andaki mağdurların hayatını sürdürebilmesi için kullanılması lazım.